Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Tüm dünya Putin'e kilitlendi. Savaşı bitirecek mi? Tüm dünya Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine kilitlenmiş durumda. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazileri mağlup edişinin anısına yapılacak törenlerde Vladimir Putin'in ne söyleyeceği merakla bekleniyor. Bazı uzmanlara göre Rusya, Ukrayna Savaşı'nda hüsrana uğradı. Beklediği kısa ve kolay zaferi elde edemedi, Ukraynalıların büyük direnişi ile karşılaştı, Putin'in önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor. İddiaya göre Putin, 9 Mayıs'ta başkent Moskova'da yapacağı konuşmada, zafer ilan edecek, bir süredir Donbas'a odaklanan, Kiev'den çekilen, Mariupol'de büyük oranda kontrol sağlayan Rus ordusunun başarılı olduğunu duyuracak, böylece savaşı bitirecek. Vladimir Putin'in önündeki diğer seçenek ise, savaşı tüm Ukrayna'ya yaymak, bu konuda kamuoyu baskısı hayli fazla. Savaşı bitirin eylemleri rekor gözaltılarla hız keserken, Rus televizyonlarında Ukrayna'nın egemenliğini yok sayan yayınlar yapılıyor, hatta nükleer silahları kullanın, yaygarası koparanlar bile var. Rus ekonomisi yaptırımlar ve dünyada giderek büyüyen ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Rusya Ukrayna'da başarılı olamadı, yorumları da Putin üzerindeki baskıyı artırıyor. Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'ya karşı, topyekun savaş, seçeneğini tercih edeceği, hatta ulusal seferberlik ilan edeceği ileri sürüldü, iddia, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından da dile getirildi. Moskova, bu ifadeleri kısa sürede yalanladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, iddialara ilişkin, saçmalık, yorumunu yaptı. Bunun olma ihtimali yok, dedi, ancak Rusya, Ukrayna'ya saldıracağına dair Batı'dan gelen istihbarat bilgisini uzun süre yalanlamıştı. 24 Şubat'ta da savaşı başlatmıştı, Moskova'nın 9 Mayıs'ta nasıl bir yola gireceği merakla beklenirken, her iki seçeneğinde tüm dünyayı etkileyeceği yorumları yapılıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.